Söz evrenden açılmışken evrenin ne kadar büyük olduğunu hiç düşündünüz mü? Evren o kadar muazzam bir büyüklüğe sahip ki bilim insanları işimizi kolaylaştırmak için gözlemlenebilir evren diye bir kavram geliştirdi. Ama gözlemleyebildiğimiz evren aslında evrenin çok küçük bir bölümü. Üstelik evrenimiz sürekli artan bir hızla genişlemeye devam ediyor. Peki evren ne kadar büyük? Aslında bilim insanları da evrenin ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlar. Ancak evrenin 13.8 milyar yıllık yaşına dayanarak o tarihten gelen görüntülerle bir hesaplama yapılıyor. Bu hesaplamaya göre 13.8 milyar yıl yarıçaplı bir gözlemlenebilir evrenimiz var. Ama aslında evren bundan çok daha büyük. Çünkü evren sürekli genişliyor. Bilim insanları 13.8 milyar yıl uzaklıktaki bir noktayı görebilse de o tarihten bu yana evren çok daha genişledi. Evrenin genişleme hızı dikkate alındığında bugün aynı nokta bize 46 milyar ışık yılı uzaklıkta kalıyor. Peki ya gözlemlenebilir evrenin çapı? Bunun tam iki katı, yani 92 milyar ışık yılı. Evet, bunlar yaklaşık hesaplar. Bilim insanları evrenin bu tahminden daha büyük olduğunu söylüyorlar. Çünkü eğer 92 milyar ışık yılı çapında olsaydı, bize doğru çekilen galaksileri görmemiz gerekirdi. Ama bunu görmüyoruz. Beni en çok şaşırtan şeylerden birisi de bunca muazzam genişliğe rağmen evrenin genişlemeye devam etmesi ve bu genişleme hızının da sürekli artması. Evren neden genişliyor? Sonunda ne olacak? Umarız bu soruların cevabını yeni teleskop James Webb'le buluruz ve evrenin yaratılışındaki gizemi bir parça daha aralayabiliriz.